Türkiye'nin tek kadın kanalı Women TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben İnci Yazgan. Yine Bodrum Yalıkavak Marina yayınlarımız, Marina sohbetlerimiz devam ediyor. Konumuz astroloji. Konumuzu öncelikle bir belirtmek istiyorum. Hepimiz retrolardan belki de bıktık, usandık ama genelde baktığımızda çoğunlukla Merkür retrosundan şikayet ediyoruz. Merkür retrosunu biliyoruz ama şu an gökyüzünde kaç tane gezegende retro hareketi var biliyor musunuz? Bunu konuşacağız. Bunun hayatımıza etkilerini, retro günlüklerini konuşacağız. Sevgili astrolog Sare Palaska bizlerle. Hoş geldiniz Sare Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Benim için farklı bir konu hazırladınız. Çünkü biliyorum sizin en değer verdiğiniz konunuz çocuk astrolojisi. Ama beni kırmayıp özellikle de hani günümüzün önemli konuları ve beni aydınlattınız. Çünkü genelde hep Merkür Retrosu konuşuluyor. Ama diğer gezegenler de bizi en az herhalde onun kadar etkiliyor değil mi? Hem de çok. Yani şöyle etkiliyor. Şimdi Merkür gökyüzünde çok hızlı hareket eden bir gezegen olduğu için işte yılda 3 kere retro oluyor. O yüzden de çok fazla konuşuyoruz. Kısa süreli olduğu için de bitişi biraz daha çok fazla dilimize pelesenk olmuş. Fakat aynı zamanda işte Jüpiter, Satürn, Uranüs, diğer büyük ağır gezegenler de geri gidiyor. Fakat onların geri gidişleri biraz uzun sürdüğü için artık konunun üzerinde çok fazla galiba durmuyoruz biz de. Ya da insanlar da çok hani unutuyorlar, farkına varamıyorlar. Halbuki o ağır gezegenlerin retrosu bize çok daha derin potansiyeller getiriyor. Hı hı. Onların da farkına ve bilincine varmamız lazım. Ben de bugün onlardan biraz bahsetmek istedim. Evet. Şimdi gezegenlerin retrolarını konuşacağız ama öncesinde bir duyuru yapalım yine. Bizler Sare Palaska, sevgili astrolog Sare Palaska bize anlatırken siz de sorularınızı hazırlayın. Yani konumuz retrolar aslında. Merkür'ü konuşacağız. Satürn'ü konuşacağız. Jüpiter'i konuşacağız. Bunların üçgeninde sorularınız varsa eğer bunları bize WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz ama yine doğum tarihinizi, gün, ay, yıl ve doğum saati ve doğduğunuz şehir olarak yazmanızı rica ediyorum. Telefon numaramız 544-880-87-87. Tekrar ediyorum. Tamamen retrolarla ilgili ama doğum saatinizi, gün, ay, yıl, saat ve şehir olarak yazarsanız bize sorularınızı iletmiş olursunuz. 544-880-87-87 hattımız. Evet, o zaman başlayalım. Hangisiyle başlayalım? Önce retro, çok küçük bir şey evet, söyleyeyim. Evet, retro nedir? Evet, insanlar ne demek gezegenler geri gider mi, öyle saçma şey mi olur diyorlar. Tabii ki geri gitmiyor gezegenler. Sadece gezegenler Güneş'e yaklaştıkça biraz daha hızlanıyorlar, hareket ediyorlar. Güneş'ten uzaklaştıkça da bize duruyormuş gibi geliyor. Biz de ona gerileme diyoruz. Gezegenin sahip olduğu enerji hangi konuları ifade ediyorsa o konularla ilgili aslında geri çekilip kendi hayat hikayemizde biraz düşünmemizi, biraz yapmamız gereken, ihmal ettiğimiz konuları yapmamızı, biraz eskiye dönüp eskiden halletmediğimiz ilişki de olabilir, bu iş de olabilir, duygusal da olabilir. Bunlara değinip bu konuları çözmemizi ister aslında o gezegen ama hangi konulardan bahsediyorsa, hangi yaşam alanımızda oluyorsa. Ben de şey yazmaya başladım. Hatta buna çok sevdiğim bir Retro Günlükleri diye bir film var. Dedim bunlar retro günlükleri olsun. Gerçekten de o yazılarımı öyle yazıyorum. Tabii ki en bildiğimiz şey Merkür Retrosu. İşte konuşmamızı, iletişim kurma şeklimizi, kardeş ilişkilerimizi, daha doğru bir de küçük seyahatleri, haritamızda hangi yaşam alanındaysa o yaşam alanındaki konularla ilgili bize biraz sıkıntı getiriyor. Aslında bu sıkıntılar şöyle, yani geriye dönüp bakıp bir eksiğimiz gediğimiz var mı? Aslında onları tamamlatmak isteyen bir süreç bu. Kötü bir şey değil aslında. Bir de şey sorusu çok geliyor. İşte retro, benim Merkür'ün haritamda retro. İse bu retro beni de daha mı çok etkiliyor, daha mı evet, az etkiliyor? Çünkü insanlar onu da artık bilincindeler. Bravo, ben de tebrik ediyorum. Onu da söylemek istiyorum. Eğer sizin doğum haritanızda içsel gezegenleriniz, yani Venüs, Mars ya da Merkür retro doğmuşsanız eğer, sizin zaten gökyüzünde transit olarak retro olduğu zaman o gezegen çok da etkilenmiyorsunuz gerçekten. Çünkü o geri giden potansiyele alışık olduğunuz için. Ben alışık değilim, benim Merkür'üm retro değil ama sizinki retro olduğunu düşünelim. Siz zaten hayatınızda
bazı şeyleri iki kere yapmaya o kadar alışmışsınız ki ya da bazı konularda sıkıntı yaşamaya. Zaten bir de retro olduğunda size çok bir şey fark etmiyor ama bende böyle bir şey yoksa ben çok bocalayabiliyorum. İşte eğer ki benim birinci evimdeyse, bedenimle alakalı bir evdeyse ben mutlaka hastalanıyorum. Kariyerimle ilgili bir yerde geri gidiyorsa ve orayı yönetiyorsa Merkür, o zaman işimle ilgili mutlaka sıkıntılar yaşıyorum. O zaman retro olan gezegen haritasında onu çok etkilemiyor. Zaten öyle bir enerji alışık. Bir taraftan retro değilse sizin doğum haritanızda ben çok etkilenmiş oluyorum. 21 gün sürüyor Merkür'ün retrosu ve hani en çok şu anda konuşulan konu da bu. 3 Ağustos'ta hala retro gökyüzünde, Aslan Burcu'nda retro oldu Merkür. Şimdi Yengeç'e doğru geriledi. 3 Ağustos'ta da düzelecek. Etkilerini çok hafifletmeye başladı. İlk o bir hafta 10 gün içinde çok fazla gösterir retrolar. Daha sonrasında biraz böyle hafiflemeye başlar. Ama bazen bazı şöyle sorular da geliyor bana. Diyorlar ki ya bana hiçbir şey olmadı. Çünkü gene mutlaka olmuştur ama çok etkin bir şey olmamış olabilir. Belki kişisel haritasında herhangi bir başka gezegenine açı yapmıyor olabilir. Evet. Önemli bir açı yapmıyor aslında olabilir. Aslında farklı alanlarda etkileniyoruz. Evet. Kimimiz fark etmiyor. Yani mesela elektronik aletlerle ilgili çok etkileneni hissediyorum. Geçmişten gelenleri, tamamlanma enerjisini duyduğum oluyor. Eski aşklar geliyor mesela. Tabii değil mi? Evet, gelenleri duyuyorum. Onun dışında mesela benim en çok etkilendiğim alan herkesin belki kişisel kendi eviyle alakalı değil mi? Merkür'ün hangi evde olduğuyla alakalı olabilir, değil mi bu durum? Ben genelde mesela iletişim kazaları yaşarım. Yani yanlış bir söz işte ya da elektronik alet ama kimine belki geçmişten dönen birileri olur. Bu herkesin kendi evine bağlı. O yüzden anlamlandıramıyor olabilirler. Evet, aynen dediğiniz gibi sizin 9. eviniz herhalde ikizler. İkizler mesela işte Merkür yönetiminde bir burç olduğu için de 3. evinde tam karşısında olduğu için biraz iletişimle ilgili, seyahatlerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Mesela işte biletinizi, işte cüzdanınıza sahip biraz çıkmanız gerekiyor sizin Merkür retrolarında. Çünkü o evlerinizde, o yaşam alanında sizi çok etkileyen bir şey olacaktır. Hangi burçta retro olduğu çok önemli değil. Hangi evinizi etkili, yani o burçta yaşıyorsunuz retroyu ama sizin doğum haritanızda hangi evinizi, yaşam alanınızı yönetiyorsa o zaman orada çok fazla ortaya çıkıyor olaylar aslında. Ya mesela benim her seyahatimde midem tutar örneğin. Mesela. Çünkü o 9. evi yönetiyor aslında ama aynı zamanda ascendantınız, 1. eviniz yani bedeninizi de gören bir evde olduğu için orayı da mutlaka. Mesela benim Merkür 10. evi yönetiyor. 10. evim ikizler. Başak'ta 1. evim. Kariyerim, toplum önündeki yerim ne zaman retro olsa benim ya ayakkabıma bir şey olur. Ben böyle şeyim yani toplum önündeki o yerimde bir rezil olurum yani. Ayakkabıma bir şey olur, saçıma bir şey olur, işte rujumu unutur. Bir şeyler mutlaka olur ve bir aksaklık. En azından bu yayınları sağlıklı bir şekilde atlatıyoruz. Hallettik. Zaten çok etkisi de kalmadı. 3 Ağustos'ta da bitiyor. Evet, ondan sonra yeni başlangıçlara başlayabiliriz değil mi yavaş yavaş? Tabii ki. Diğer şimdi gökyüzünde. Jüpiter'i ben merak ediyorum. Çünkü çok merak ettiğim bir konu. Ben bugün konuşacağız diye bir incelemek istedim. Genelde Jüpiter hani şansı, bolluk bereketi temsil ettiği için acaba şey kendimce mantık yürütüyorum. Acaba şimdi retrodayken şanssız mı olacağız diye bir okudum ki kilo almaya yatkın olurmuşuz. Evet. Özellikle de yayda olduğu için. Benim haritamda da çok fazla yay var. İşte Venüs'üm yay. En başta işte yükselenimin yönetici gezegeni Venüs zaten. O yüzden ben çok kilo aldım. Ve ama neyse rahatladım 11 Ağustos'ta sanırım sona eriyor. Doğru mu peki? Kilo mu alırız yani aslında? Jüpiter'e mi atayım bütün suçları? Bütün suç inci Jüpiter'de. Seninle hiçbir alakası yok. Jüpiter bir kere güneş sistemimizdeki en büyük, en balon gezegen. Yani çok kocaman bir gezegen ve irileştirmek, büyütmek için yani bulunduğu yere çok büyük bir şans getirmek için öyle bir enerji sağlıyor. Ama Jüpiter'in kilo aldırma potansiyeli var. İşte biz kilo almamak için Jüpiter'in daha pozitif taraflarını kullanmamız gerekiyor. Mesela o da o süreçlerde eğer sizin dediğiniz gibi asendantınızı etkiliyorsa, güneşinizi etkiliyorsa ya da çok gezegen varsa yayda. Şu anda çünkü yay burcunda Jüpiter 8 Kasım 2018'den beri yay burcunda. Evet. Aralık 2019'a kadar da devam edecek yolculuğu. O zaman biz şey diyoruz.
sizin vücudunuzu büyütmesin. Hı hı. Sizin biraz daha entelektüel zekanızı, hı hı, yabancılar, yabancı kültürleri, hı hı, balığın da yöneticisi olduğu için sanatsal faaliyetlerinizi, inançlarınızı ve felsefelerinizi, hı hı, etkiliyor aslında Jüpiter. Sizi vizyon olarak büyütmek istiyor aslında. Hı hı. Siz bu süreçlerde biraz daha kendinizde eksik gördüğünüz o vizyon tarafınızı geliştirmeye çalışırsanız ince o zaman hiç kilo problemi yapmıyor. Hı hı. Biraz daha belki yurt dışı seyahatleri, çünkü, hı hı, Jüpiter hep yurt dışında. Aslında sen gene az kilo almışsın. Nihayetinde yayıncılığı da anlattığı için Jüpiter, hı hı, sen sürekli burada çalıştığın için gene biraz daha az. En az 10 kilo veriyor çünkü. Hı hı. Jüpiter geldiği zaman 10 kilo veriyor. Ama şey, tabii arada vermeye çalıştığım, yaptığım diyetler çok sağlıklı sonuçları elde edemedi. Çünkü bırakıyorsun bir süre sonra. Böyle bir tatlıya olan meyilinden dolayı. İyimserlik geliyor, biliyor musun? İyimserlik, aman bir şey olmaz diyorsun. Ya ben şu anda, benim çok önemli yerlerimi vuruyor Jüpiter, hı-hı, retrosu. Ya ben kendimi şöyle buluyorum. Aman hiçbir şey olmaz. Ben yiyeyim şimdi ama ben sonra bir böyle bir... Bugünden sonra zaten iyice rahatladım. 11 Ağustos'ta düzeliyor çünkü. Ne dedim ben kendi kendime karar verdim. Siz de sevgili izleyiciler kilo problemi yaşadıysanız bayramdan sonra... Senin bir Jüpiter'dir. Bayramdan sonra kilolarımıza veda etme zamanı. O yüzden bayrama kadar yiyelim içelim. Ama Jüpiter yayda, tabii yayların en şanslı oldukları dönem. 12 senede bir oluyor. Kendi burcunu ziyaret etti. 8 Kasım 2018'den beri işte bakın hayatınıza, evlenenler olabiliyor. Yükselen yay, ay yay, hı hı, ya da 7. evi yay ya da kendisi yay burcu. İşte akademik olarak çok güzel etiketler alıyorlar. Hı hı. Arabasını değiştiriyor. Mesela eğer eviyle alakalı bir evdeyse ev alıyor. Ev alıyor. Hı hı. Evi, ev eşyalarını değiştiriyor ve ya da gayrimenkul toprakla ilgili, mirasla ilgili çok güzel ödül alıyor. Yani o yüzden yayların yılı bu yıl. Ve yaylar şanslı. Evet, peki ben şunu duymuştum. Şimdi Jüpiter yayda ama mesela oğlağa geçerken asıl şansını o zaman mı bırakıyor yaylara? Ya biraz daha şeydir, gezegenler bulundukları evdeki sürelerini tamamlarken tam, hı hı, vermesi gerekeni o zaman veriyor. Kasım mı Aralık mı geçiş tarihi? Kasım sonu tarih. Aralık Kasım sonu gibi. Hı hı. Tam böyle oradan çıkarken, hı hı, hediyesini ya da hani varsa o malefik bir gezegense hani cezasını da o zaman verip gidiyor deriz, evet, biz. O son noktada böyle bir şey atıp gider. O yüzden de gerçekten o sonbaharın yani yılbaşından önce 1-2 ay içerisinde gerçekten oğlağa geçerken hangi yaşam alanınızdaysa size o evle ilgili mutlaka, hı-hı, ki hediyelerini verip gidecektir. Evet, o zaman yaylara müjde verelim. Evet. Çünkü genelde yaylar soruyorlar, diyorlar ki hani Jüpiter bana bizdeydi. Bana bir şey vermedi diyorlar. Ben de bekleyin yılın sonunu. Çünkü bana öyle olmuştu. Jüpiter akrepten giderken yaya güzel sürprizlerini verip gitmişti. O yüzden dilerim yaylar için de aynı şekilde geçerli olur. Evet, inşallah. Şimdi Satürn. Satürn biraz daha tabii otoriter, hı-hı, biraz daha kurallar, disiplin ve gerçekten de kariyer gezegeni. Karmanın da gezegenidir aslında. Karmik konularımızı da gösterir. Satürn de 2017'nin 22 Aralık'ında Oğlak Burcu'na geçti. Oğlak'a geçtiği zaman Yengeç'i ve Oğlak'ı çok etkiledi. Yani yükseleniniz Yengeç olabilir, yükseleniniz Oğlak olabilir, Ay Burcu'nuz Yengeç ya da Oğlak ya da kendiniz Yengeç Oğlak. Hiçbirisi değilse de hangi yaşam alanınız Yengeç ve Oğlak'sa o ev konularıyla ilgili bizler sorumluluk almaya başladık. Oğlaklar daha kolay sorumluluk aldı. Çünkü Oğlak Satürn yönetiminde olan bir burç olduğu için neyin hani hangi bana sorumluluk gelecek onu gördü, bilerek aldı ve çok da sarsılmadı aslında, ama aslında olan biraz yengeçleri oldu. Yengeçler gerçekten biraz dağıldılar. Yani hiç beklenmedik ev boşanmalar, iş değişiklikleri, işten çıkartılma, İşte bebek bekliyordu belki, hayal kırıklığı ya da çocuklarıyla ilgili, aile hayatı, sağlığıyla ilgili çok yıpranıyorlar. Ben onlara şey tavsiye, çünkü 2020'nin sonuna kadar devam edecek Satürn yolculuğu Oğlak'ta. Yengeçlere özellikle şey tavsiye ediyorum. Yani neyse başınıza gelen şeyi kabullenip, hı hı, o sorumluluğu alıp, şok olmadan alıp 2020'nin sonuna kadar getirelim. O zaman sana Satürn çıkarken bu sorumluluğu aldığın için ciddi bir ödül. Yani
senden aldığını sana geri verir. Hı-hı. Çünkü Satürn biliyorsunuz öyle ödüller vermiyor. Senden önce geri alıyor. Hı-hı. Sonra çıkarken de baktın ki sen düzgün hareket ettin, geri veriyor onu, hı-hı, sana. Jüpiter gibi değil. Jüpiter bambaşka hediyelerle verip çıkıyor. Hı-hı. Yani hiç beklemediğiniz. Evet. Sürpriz. Satürn'ü çok sevmiyorum. Evet. Ama ben gene de Satürn'ü seviyorum. Satürn olmasa yemin ediyorum hiçbir disiplin hiçbir şey kalmazdı. Benim 10. evimde olduğu için belki seviyorum. İşte gece saat geç yatıyorum ama sabah buradayım. Hani o bir disiplin veriyor bize. 2020'nin sonuna kadar devam ediyor. Şu anda da uzun bir retro döneminde Eylül'ün ilk haftası gibi düzelecek. Bu da demektir ki biz yaklaşık 3-4 aydan beri bir rölantiyedeyiz kariyerimizle ilgili. Yani bu evlilik olabilir, iş olabilir, ilişkileriniz olabilir. Neyse o yaşam alanınızda sorumluluklar. Bununla ilgili biraz rutinli hızlandıramıyoruz. Yani yeni bir işe başlayamıyoruz. Ya da böyle beklediğimiz şeyler var ama bir türlü bize geri dönmüyor. Bunların hepsi işte Eylül gibi hareket etmeye başlayacak. Sadece Satürn sizden şunu istiyor. Eğer yeni bir iş planlıyorsanız, bir evlilik planlıyorsanız, bir çocuk planlıyorsanız ya da hayatınızda, yaşam alanınızda bir şeyleri kariyer olarak planlıyorsanız, bununla ilgili eksikleriniz varsa bunları tamamlamanız için size fırsat sunuyor. Evet. Angaryaları bir... Mesela bazısı diyor ki ya ben çalışmıyorum, ev kadınıyım, hiç de bir işim yok. Hı-hı. Ne yapacağım diyor şimdi Ayşe teyze bana 60 yaşında diyor. O zaman şunu yapacaksınız. Sizin hiç düzenlemediğiniz bir odanız vardır mutlaka. Hı hı. Gireceksiniz o odayı düzenleyeceksiniz. O zaman sizin mesela sağlığınızla ilgili test etmez Satürn. Mutlaka bir sorumluluk aldı der ve biraz daha varsa da sağlık sıkıntıları olacaksa da biraz daha bunları tolere etmiş oluyoruz aslında. Hı hı. Peki şimdi bu retroların burçlarımızı da epey etkiledi. Evet. Retroların düzelmesiyle mi hayatımız düzelecek ya da aslında yanlış giden bir şey yok. Hı-hı. Şu anda sadece içimize döndük, içselleştik. Evet. Eksiklerimizi tamamlamamız, hı-hı, gerekiyor. Mesela Jüpiter retrosunda siz eğer ki yurt dışında yabancı dil eğitimi almak, hı-hı, için planlarınız varsa bu yıl Jüpiter retrosunda bunlarla ilgili araştırmaları, hı-hı, yapıp kararları vermeniz lazım. Düzeldiğinde de başlamanız lazım. Hı-hı. Böyle bir dönem bu. Aslında mutsuzluk olarak ben hiçbir zaman bir şeyi algılamıyorum. Evet, Jüpiter'in retrosu kilo dışında iyiymiş. Evet. Yani aslında. Doğru söylüyoruz aslında. Bu retrolarda bir tek yeni ve sıfırdan bir şeye başlamamak lazım. Hı-hı. Evet, ona yani her zaman bekleyeceksiniz zaten onu. Söylüyorsunuz, evet, da. Bekleyelim, ne yapalım, evet, yapacak bir şey yok. Satürn pek beklenecek gibi değil ama en azından şöyle, Jüpiter en ve Merkür'ü beklemeye değer. Ama şey var, şirket kurmak isteyenler olabiliyor, bekletiyorum, hı-hı, ben. Diyorum ki bari bunlar düzelsin, niye geri giderken? O zaman gerçekten şans olarak, hı-hı, ilerleyemiyorsunuz, geç ilerliyorsunuz. Düzelsin öyle kuralım. Mesela ben kendi şirketimi, hı-hı, kurarken 8 ay beklemiştim ince. Yani 8 ay kurmamak için. Evet, onu bekledik. Uranüs bekledim. Şimdi 8 ayı şöyle bekledim. Mesela Merkür, Venüs, Mars retrosu vardı o yıllarda. Jüpiter zaten retro oluyor zaten senede. Satürn retrosu vardı. Bütün bunları düzenli 8 ayım geçmişti, hı-hı, benim. Ama sonuçta bir astrolog olarak da bunu yapmam lazım. Tabii yapmazsam ki ayıp olurdu yani kendime. Kesinlikle kendimi. Yani sizin yoksa, işiniz sizin, evet, yapmanız gerek. Şimdi bunun dışında işi olanların dışında meraklıları şirket kurarken hem kurumsal anlamda danışmanlık alanlar var. Sağlık alanında estetikle ilgili hatta biraz önce sağlık programında doktorumuz vardı. Kendisi de söyledi. Bazıları şu tarihlerde ameliyat olmam gerekiyormuş diye gidenler varmış. Tabii astroloji ki çok fazla alana yayılmaya tabii başladı. Tabii ki benim danışanlarım bana yazıyor, arkadaşlarım da yazıyor. İşte biz botoks yaptıracağız, bir şey yaptıracağız. Sadece retro var gökyüzünde, bizi etkiler mi? Bana benden tarih alıyorlar. Şey bile değil, güzellikle ilgili bir konu olduğu zaman biz Venüs'e bakıyoruz. Şimdi Venüs'ün zararlı olduğu burçlar var. O burçlarda bile güzellikle ilgili bir şey, ekstrem bir şey yapmamak, hı-hı, lazım. Gerçekten çok mutsuz oluyorsunuz. Yani istediğinizi alamıyorsunuz. Mesela Venüs akrepteyken gidip de ben marjinal bir saç değişikliği yapacağım ya da işte kaşıma başıma kalıcı bir şey yapacağım. Asla, hı-hı, yapmayın ama ben beklerim ki Venüs boğa, Venüs yengeç, Venüs balık, Venüs terazide insan, hı hı, biraz daha bunları yapması lazım. Çünkü gerçekten göz de çok güzel bakıyor yapan içinde, hı hı, yaptıran içinde. Tabii bazı günler özellikle mesela
Ayın bile aslında etkilediği günler çok. Var mutlaka evet. olduğu burç. O zaman kendimi çok güzel hissediyorum bazen. Bakıyorum mesela makyaj yapıyorsun. Bazı günler yakıştırıyorum, bazı günler yakıştıramıyorum. Ay terazi ise mesela çok güzel yakışıyor. Tabii terazi yükselen burcun. Ayın fazları fazlarındaysa biz genellikle hani şunu çok daha etkin olarak görüyoruz. Ay işte 8 fazı var. Hı hı. Ay yeni ayla beraber büyümeye başladığı an itibariyle yeni her türlü olaya biz imza attırıyoruz. Hı hı. Taşınmalar, ev almalar, efendim iş kurmalar, bir şeye yeni bir şeye başlamak. Hı hı. Ay dolunaydan sonra kapanmaya başlamıyor bazemeye kadar. Hı hı. O zaman da aynı zamanda kanamalarla ilgili olduğu için hani yeni bir şeye başlamak değil, o zaman biraz daha sağlıkla ilgili ameliyatlar. Bu dolunay sonrası ameliyatlar için hem uygun, daha uygun. Kanamaları hem de hafifletiyor. Sanırım diyet için de uygun değil mi o tarih? Biraz daha diyet için de uygun. Çünkü Jüpiter retrosunu bekliyoruz ya bitmesini. Arkasından bir dolunay gelecek. Ondan sonra onu da mı bekleyelim diye. Biraz bekleyelim çünkü yeni yani ay büyürken bir şeye çok hızlı başlıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra da vazgeçebiliyoruz. Doğru. O yüzden biraz daha kalıcı olması için. Biz ama bekleye bu yazı bitirdik böyle. Yaz böyleyince. Genelde böyle işte Eylül gibi, Eylül Ekim gibi sen disipline edeceksin kendini. Bir dahaki yaz başına kadar fıstık gibi olarak yaza gireceksin. Ben hep öyle söylüyorum. Hı hı. Yazın tatiller, geziyorsunuz, çoluk çocuk hep beraber bir aradasınız, yiyip içeceksiniz. Evet, yani doğru. Hayata da bir kere geliyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. O kadar da kasma kendini, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür zaten. Ederim. Peki burçlarımıza geçmeden bir kez daha hatırlatma yapalım. Yine bize retrolarla ilgili sorularınız olursa 544-880-87-87 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Sorunuzun yanında doğum tarihinizi gün, ay, yıl, saat ve şehir olarak yazmanızı rica ediyoruz. Biz o zaman yükselen koçlarla başlayalım mı? Evet başlayalım. Yükselen koçlar... Jüpiter retrosunu 9. evde yaşıyorlar. İşte yabancılar, yabancı ülkeler, uzaklar, akademik kariyer. Mesela gençler, çocuklar için de öyle. Şimdi üniversite imtihanları başladı. İşte TEOG işte şimdi değişti. İmtihanları oldular falan. İşte bu 11 Ağustos'tan sonra yerleşimler, okulları ile ilgili eğer ki çalıştılarsa, çabaladılarsa çok güzel sonuçlar elde edecekler. Daha fazla yurt dışı seyahatlerini gösteriyor zaten 9. evde. Uzakları ve eğitim konularını gösteriyor. Yayıncılık işlerini gösteriyor. Mesela sizin içinse bu 11 Ağustos'a kadar da aslında Eylül ayının hazırlıklarını yapmış olmanız lazım önce. Evet, kanal olarak mı? Kanal olarak. Hı hı, tamam. Yapmış olmanız lazım. Çünkü Jüpiter yayıncı radyo televizyonu çok ilgilendiren bir gezegen. Evet, muhtemelen tabii ki yayın akışımızı genelde ayarlamış olmamız lazım. Genel müdürümüz onlar ayarladılar. Okay, ama biz Ağustos'tan kendi sonra... açımızda biz de kendimiz sürprizler katmalıyız değil mi programımıza? Evet, evet. 11 Ağustos'tan sonra siz bunları daha çok ortaya koymaya başlayacaksınız. Hı hı. Onların doğum haritalarında Satürn 10. evlerinde ve 11. evlerini yönetiyor. Gelecek idealleriyle ilgili ve kariyerleriyle ilgili bazı aksaklıklar yaşıyor olabilirler. İşte dediğim gibi 22 Aralık 2019'dan beri onlar sorumluluk aldılar. Anneleriyle ilgili, anne babayla ilgili de aldılar sorumluluk ve kariyerle ilgili de. Burada durağanlık varsa bütün bunlar da Eylül itibariyle harekete geçecek. Onların hikayesinde. Merkür retrosu zaten bitiyor. O da Aslan'da başladı. Yengeç'te şimdi. O da biraz daha aşk hayatları, çocuklarıyla olan ilişkileri. Mesela bir tane arkadaşımız var yükseleni koç. İşte evde tadilata başladı. Başlama dedim. Dedi ki yani dedi o kafamı yani ben nasıl dinlemedim seni. Her şeyi iki kere yapıyor şu anda. İkinci kere boya yapıyor. Çünkü o Merkür retrosu yengeçe de geçince 4. evine bitti kızcağız şu anda. Şikayet ediyor. Dedim etme. Söyledik dinlemedin. Aslında retrodan sonra, 3 Ağustos'tan sonra yapması gerekiyordu. Bu konularda bazı aksaklıklar olmuş olabilir. Yükselen burcu boğalar içinse, Jüpiter onların şimdi ezbere şimdi tam olarak söylüyorum. Yay onların 8. evlerini yönetiyor. Mesela bankadan kredi almak falan hani böyle şeylerde aksaklıklar yaşayabilirler. Kredi kartları, krediler, işte... Miras konuları varsa mesela ya da eşten gelen kaynaklarla ilgili bazı aksaklıklar yaşamış olabilirler. Bunlar da 11 Ağustos'tan sonra düzelecek. Yani bir kredi alacaksa, bir şey yapacaksa bunun için mutlaka 11 Ağustos beklemesi lazım. Çünkü gelmeyebilir, tekrar başvurmak durumunda kalabilir. 9. evleri ve 10. evlerini Satürn yönetiyor. Gene de onların kariyerlerini de etkileyen bir şey Satürn Eylül'e kadar
girişimlerinde hızlı hareket edemeyebilirler. Yurt dışı seyahatlerinde yabancılarla ve yabancı ülkelerle yapacakları kariyeri, yani akademik kariyeriyle ilgili de yapacakları bazı konularda hareketleri kısıtlanmış olabilir. Beklentileri, yani hayal kırıklıkları, biz bir şeyler bekliyorduk ama cevap gelmedi gibi. Bunlar da Eylül ayında düzelmeye başlayacak yükselen boğalar için. Zaten yükselen boğaların biliyorsunuz kendi konfor alanlarından çıkması gerekiyor. Onlar zaten kariyerleri bıraktılar bence birçoğu. Uranüs'ten dolayı değil mi? Evet, Uranüs birinci eve indi, bıraktılar. Bekar olanlar artık biriyle evleneyim. Evli olanlar ben artık özgür olayım. İşte kariyerleri, toplum önündeki yerlerinde çok ani değişiklikler söz konusu. Çevreleri çok değişecek onların. Allah onlara kolaylık versin. Umarım olumlu anlamda değişiklikler yaşarlar. Tabii inşallah. Onlar hepsi olumlu aslında. Hepsi ders. Yani kabullenebilmek aslında hepsi süreci. Ders. Yani çünkü ders. Boğalar daha zor kabulleniyorlar değişimleri. Kronikleşiyorlar çok. Yani onlar hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar. 20 sene aynı kuaföre giden boğa var, artık adam değişmiş, vizyonu yok. Gitmesene diyorum arkadaşım. Hayır diyor, ben çok alıştım oraya diyor. Ama bütün bunlar kalkıyor ama onları sonlara bunları yaşatacak yani. Değişiklik yapacak. Yani adam ya hastalanacak, artık dükkanı kapatacak. Bir şekilde o kendine başka bir kuaför bulacak diyor. Evet, yükselen ikizler içinse onlarda bu sene evlilik potansiyeli çok yüksekti. Bilmiyorum yaptılar mı yapmadılar mı. Çünkü 7. evlerinde Jüpiter. Ve 7. evinde olduğu için de yeni ortaklıklar, yeni güzel dostluklar ve arkadaşlıklar ve evlilik potansiyeli var. Evli olanlar içinse evlilikleriyle ve eşleriyle ilgili güzel şeyler yaşamış olabilirler. Yaşamadılarsa da bu retrodan sonra, 11 Ağustos'tan sonra onun güzel etkilerini görmeye başlayacaklar. 8'i ve 9'u yönetiyor Satürn. 8'de şu anda. Demek ki onların da kredi almamaları gerekiyor, tam tersi yükselen boğalar gibi değil. Hem bankadaki kullandıkları hesaplarına hem kredi kartlarına dikkat etmeleri lazım. Mevcut olan borçlarını kapatmaya çalışmaları gerektikleri bir 2,5-3 yıllık döneme girmiş onlar. 2020'ye kadar devam edecek. Burada sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Eylül'den sonra burası biraz daha rahatlayacak. Orayı daha iyi disipline edip kontrol etmeye başlayacaklarını düşünüyorum onların. Evet. Yükselen yengeçler neler yaşayacak? Yükselen yengeçler içinse bu yıl iş ortamları, beraber çalıştığı insanlarla ilgili çok şanslılar, çok kısmetliler. Bir tek onlar kalça diz kapaklarına ve karaciğerlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu yıl için öyle bir sıkıntı var doğum haritalarında. Bu yılın sonuna kadar devam edecek bu. Bu süreçte mesela evladım diyor, ben ev kadınıyım ve benim neyim olabilir ki diyor, başka bir şey için gelmiş bana. Altınızda çalıştırdığınız insan olabilir, yani evinizi düzenini sağlayan yardımcınız olabilir, şoförünüz olabilir. Bunlar da aslında rutininizin bir parçası. Burayla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Belki değiştirmek istiyorsunuz, bulamıyorsunuz birisini. İşte o da 11 Ağustos'tan sonra düzeliyor. Rutininizle ilgili daha güzel, daha konforlu ve daha akışta size şans getirecek insanlarla bir araya getirecek. Yükselen tabii yengeçler için kolay bir süreç değil. Biraz önce de dedim, Satürn onları çok biraz zorladı 1,5 yıldır. Daha 1,5 yılları daha var. Evlilikleriyle ilgili çok sıkıntı yaşayanlar görüyorum. 7. evlerinde Satürn. Ortaklıklarıyla ilgili. Mesela 20 yıldır gelen bir ortaklığı vardır. Buranın belki de bitip tekrardan revize edilmesi gereken bir süreçleri olabilir. Bu retroyu öyle kullanmalarını tavsiye ederdim. Yani eksik hatalar varsa ortaklık, yakın arkadaş ya da eşten gelen, hani evlilikten gelen sıkıntılarla ilgili. Bu süreci öyle değerlendirmeleri gerekiyordu. Eylül'de biraz daha rahatlayacaklar. Evet, yükselen aslanlarla devam edelim. Yükselen aslanlar içinse Jüpiter onların 5. evinde, aşk evinde, yükselen aslanlara hep söylüyorum yaklaşık 7-8 aydan beri büyük aşklar var bu yıl, bu yılın sonuna kadar. Aa diyorlar ki sonrasında yok mu Sare Hanım? Alakası yok, tabii ki vardır da hani genel anlamda 5. ev, aşk evi, çocuğunun olmasını isteyen yükselen aslanlar için güzel bir dönemdi. Çocukları olabilir, kendilerinin keyif aldıkları bir sanat, spor gibi bir şeye başlayabilirler. Çok güzel bir dönem onlar için. Eğlenceli ve keyifli. Sadece birkaç aydan beri, ay ne oldu bizim bu, ne güzeldi burası, böyle eğlenceli mi eğlenceli, bir durduk diyebilirler. Belki de fazla aşırılıklar yaptılar orada. Biraz düşünüp
Mesela bir ilişki başlamış olabilir. İlişki üzerinde biraz daha düşünüp 11 Ağustos'tan sonra karar vermelerini tavsiye ediyorum. Yükselen aslanların en bariz iş ortamları, rutinlerinde bazı değişiklikler yapmaları gerekiyordu, disiplini olmaları gerekiyordu. Günlük rutinlerini daha dikkatli ve daha ileriye dönük performansı olacak şekilde disipline etmeleri gerekiyordu. Aynı zamanda evlilik evini de yönetiyor onların Satürn. Bu orayı da bağlayacak olan bir şey. Çünkü 2021'de de evliliklerini test edebilir. Ya da sorumluluk alarak onları evlendirebilir. Yükselen aslanların ona hazırlanması gerekiyor. O da Eylül ayından sonra iş hayatları, iş ortamları ile ilgili her şey biraz daha netleşecek. Evet, yükselen başaklarla devam edelim. Evet. Bu arada sorularımız geliyor ama bütün burçlarımızı bitirdikten sonra süremiz yettiğince geçelim ki geneli de en azından bekletmeyelim. Yoksa balıklar bize kızarlar. Doğru, balık hakikaten hep kurban oluyor bu konuda. Ben bazen diyorum ki balıktan başlasaydım. Yükselen Başak, benim de yükselenim Başak. Ben Satürn'ün özellikle retrosunu çok hissettim. Ve 1,5 yıldır iki çocuğum var çünkü. İnanılmaz sorumluluk aldım. Ve hayattan keyif aldığım her şey sanki elimden gitti. Acayip çalışmaya başladım. Başak yükselenler belki beni çok iyi anlayacaklardır. Çok fazla girişimde bulundum. İş, proje. Eylül ayını gerçekten bekliyorum. Ben de onlar gibi Eylül ayında birçok proje adımlarını atmaya başlayacak. Jüpiter de bizim 4. evimizdeydi yükselen başakların. Ben gerçekten çok güzel ve çok büyük bir eve taşındım bu süreçte. Süper. Fakat retroda büyük bir hata yaptığımı gördüm. Şimdi 11 Ağustos'u bekliyorum. Tekrar taşınmam gerekecek. Neden öyle oldu? Neden siz böyle? Çünkü ben dinlemedim. Ben de bazen yapabiliyorum öyle bir şeyi. Şimdi tekrardan ev bakıyorum. 11 Ağustos'tan sonra bana gelecek evin daha lokasyonda hata yapmışım. Orada tabii ki biz işte Jüpiter bazen iyilik getirirken çok iyimserlik de getirdiği için bir şey olmaz, bir şey olmaz da dememek lazım orada. Evet, şans var ama o Satürn tarafımızı kullanmamız gerekiyordu. Evet, o zaman ben de aynı hataya düştüğümü açıklamak istiyorum. Ben Jüpiter retrosunu takip bile etmedim ama o tarihlerde bir taşınma yaptım. Ben de biraz gürültü muzdaribiyim. Ve ben orada tabii ki eşimi çok dinledim. Ondan birazcık da şey oldu. Hani bu sefer de tamam aman yeter falan yaptı böyle. Ama şimdi tabii ki biz kendimize ikinci bir iş çıkarttık ama Jüpiter gene orada iyiliğini ve güzelliğini bırakacaktır. O yüzden ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hem iş ortamlarını hem de hayattan keyif aldıkları konularıyla ilgili disipline oluyor yükselen başaklar. Yurt dışına açılmalarını ya da yayıncılık, televizyon, radyo, televizyon, yayıncılık, akademisyenlikle ilgili konulara yönlenmelerini tavsiye ederim. Önümüzdeki 6 yıl onların konusu olacak. Evet, yükselen başaklar için o zaman Uranüs akademik alanda 9. evlerine girdiği için inanılmaz bir vizyona sahip olacaklar. Çok akıllanacaklar. Kaç yaşında olursa olsun. Süper. Yükselen teraziler. Yükselen terazi için ise evet 4. evde Satürn onlar için. Oğlumun da yükselen terazi. Sorumluluk. Evin içerisinde mecburi taşınmalar. Evet. Ama seninki Satürn'le olduğu için normal bu hatayı yapmam. Ben Jüpiter'le çok büyük yanlışlık yaptım. O zaman ben de muhtemelen yaptım. Tekrar taşınacağım değil mi? Ya büyük bir tadilat ya da taşınma tekrardan veriyor. Evle ilgili bir sorumluluk. Belki de size ev de aldırabilir. 1,5 yıl var daha orada. Yani asıl hedef o tabii ki. Umarım öyle olur. Belki de öyle olabilir. O biraz daha o beklerseniz. O zaman tarih için sizden Ocak, destek istemem gerekecek. Mesela Ocak, Şubat, Mart'tan sonra yapacaksanız bir değişiklik yapın. O esnada belki de size bir ev aldıracak. Belki bir şey yapacak. Çünkü o tarihlerde 4. evine Jüpiter de gelmiş olacak. Çünkü Aralık Jüpiter'de 4. evine girecek. Belki gerçekten çok güzel ve büyük bir şans getirebilir sana orada. Öyle düşünüyorum. Jüpiter şu anda 3. evlerinde terazilerin. Eğitim konularıyla ilgili dataları çok genişliyor. Yani çok fazla kişiye ulaşıyorlar. Mesela sosyal medya işi yapanlar. Çocukların haritalarına baktığım için şey görüyorum çocuklarda ve gençlerde. Çok fazla arkadaşları oluyor. Çok fazla insanla bir araya geliyorlar. Senin de mesela bu yıl datanın çok genişlemiş olduğunu düşünüyorum. Hiç takip ettin mi? Baktın mı? Evet. Daha çok takipçin, daha çok insanla beraber. Jüpiter orada onu veriyor. İletişimle ilgili çok büyük şans veriyor.
Aynı zamanda da daha iyi bir diksiyon, daha iyi bir konuşma, daha iyi bir vizyon veriyor. Hı hı. Farklı bir vizyonla bakmak istiyorsun artık yaptığın işe. Hı hı. Çünkü düşüncelerimizi ve iletişim kurduğun, temaslı olduğun insanları, evet, da gösteriyor. Evet, kesinlikle saydıklarınıza katılıyorum. Gün ve gün yaşanan şeyler bunlar. Diksiyonla ilgili ne kadar eğitimini alsak da her geçen gün kendimize bir şey daha katıyoruz. Bunda demek ki Jüpiter'in de etkileri var. Aynen öyle. Bu yılın sonunda da sana o anlamda da güzel bir hediye verecektir mutlaka ki. Bir de hani böyle klasik şey derler, hani gel, araba ihtiyacınız varsa Jüpiter 3'teyken değiştirin. Hı hı. Hani gerçekten daha güzel, daha konforlu ve daha şanslı, ama tabii ki 11 Ağustos artık bekledikten, hı hı, sonra yapacağız bunu. Bu tarihlerde yapmayacağız, sadece planlayacağız. Hı hı. O zaman Jüpiter akreplere geçelim, teraziler için de gayet güzel gelişmeler anlattınız. Evet, akrep yükselenlerin ise Satürn onların 3. evinde. Çok zorladı. Jüpiter akreplere mi geçelim dedim bu arada. Evet, önemli değil, ben anladım seni. Geçen sene sana çok iyi gelmiş, ben orada kaldı aklımdan anladım. Geçen sene Jüpiter akrepteydi, evet, biliyorsun. Aynen, akrep gerçekten geldi. Akrep olduğun için sana çok güzel şeyler getirmiş, ne güzel. Şimdi akrep yükselenlerin zaten hayatları çok kolay olmuyor. Onlar hep dönüştürmek zorunda oldukları için kendilerini. 3. ev, kardeşler, yakın akraba ve yakın ilişkide olduğu çevresiyle ilgili onları çok test etti. Satürn oradaydı. Yeniden kurguladılar bütün iletişim kurma şekillerini. Hatta daha çok sessizleşip mesafeler koydular büyük bir ihtimalle. Kardeş, yakın akraba ya da küçük yaptıkları anlaşmalarla ilgili ya da işte mesela onlarda şey olabilir, arabayla ilgili sıkıntılar olabilir. Onlar da Eylül ayında düzelecek. Onlar biraz daha ne yapmak istediklerini net bir şekilde ifade edip bu yaşam alanındaki birçok konunun daha yoluna girdiğini göreceğiz. Küçük anlaşmaları da zaten Eylül'den sonraya bıraksınlar, imza atmasınlar, onu tavsiye ederim. 2. evlerini Jüpiter ziyaret ediyor. Gerçekten parayla ilgili bu yıl korundular. Belki bu retro sürecinde çok harcamış olabilirler. Biraz böyle kendilerine hani dikkat etmelerini. Çünkü çok gelen çok gider. Böyle bir şey vardır. Dünya üzerinde böyle bir enerji vardır. Yükselen akrepler bu yıl çok kazanmış olabilirler ama çok da harcamış da olabilirler. O yüzden 11 Ağustos'tan sonra Aralık ayına kadar biraz tutalım. Çünkü o bir daha oraya 12 sene sonra gelecek. Evet, hiç para kazanmıyor anlamına gelmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Hı-hı. Ama nihayetinde bu kadar kısmetli olmayabiliriz. Hı-hı. O yüzden bu Ağustos Aralık ayında para konularında daha çok böyle tutumlu olmalarını, hı-hı, tavsiye ediyorum. Olsun, yine de Jüpiter'i ben seviyorum. Haritamda her gezegeni dolaştığında mesela, yani her burcu, örneğin benim Venüs'üm yayda, Jüpiter yaydayken ben kesin bana bir güzellik gelir diyorum. Oğlağa geçtiğinde de Mars'ım Oğlak'ta. Düşünmeyeyim böyle. Olumlu düşünmek her zaman iyidir diye. Mesela Mars Oğlak'ta şey olarak mı, Oğlak'ta Mars'ın natalde mi? Evet. Hep senin arka bacakların mesela çok kuvvetli olması lazım, kaslı. Evet. O zaman biz şeye devam edelim çünkü süremiz o kadar kısalmış ki ben yayın sonrası bilgileri alırım. Peki, evet, tamam. Yükselen yaylar için zaten Jüpiter de yayda olduğu için onlara gerçekten çok güzel iyilikler getirdi ama bu retro, 2-3 aylık retro döneminde çok kilo almış olabilirler. 10 kilo diyoruz biz gerçekten. Ağustos'un 11'inden sonra yavaş yavaş kilo vermeye başlayacaklar. Güzel diyetlerini haber. O tarihlere bıraksınlar. Bu esnada Satürn onların 2. evini ziyaret etti. Bu da onlara şöyle bir şey getirdi aslında. Parayla ilgili, maddi manevi kaynakları ve değerleriyle ilgili yeniden yapılandıkları bir dönem oldu. Bu yeniden yapılandıkları 1,5 yıldır yaptıklarının aslında son altyapısını yapıyor olmaları lazım. Eylül'de de yeni kaynaklarla ilgili hareket başlayacak. Her şey dönüşecek onlar için. 2019'un Ocak, Şubat, Mart aylarında para kaynakları dönüştü. Peki Jüpiter, ay Jüpiter'e taktım ben kafayı, Jüpiter Oğlak, evet, diyecektim. Evet. Jüpiter'in şansı burcu yayı kısaca geçelim zaten. Gelelim yükselen Oğlak, süremiz bitmiş. Soruları da yanıtlayamadık bugün ama olsun, ben yarın kendimi affettiririm. Yükselen, peki, Oğlaklarla devam edelim. Peki, yükselen Oğlaklar için ise zaten Satürn 1. evlerindeydi. Onlar hayata yeni bir best of yapmak için bir döneme girdiler. 1,5 yıl oldu bu da.
Yani hayır demeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Ve kendi kişiliklerini, imajlarını ve bedenlerini yeniden yapılandırmaları gerekiyordu. Bu retro döneminde biraz sağlıkları bozulmuş olabilir. Özellikle alerjik problemler olmuş olabilir. Evlilikleri ve ortaklıkları, arkadaşlarıyla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirler. Bu problemleri derinlemesine araştırıp çözdükleri bir süreç olmalıydı bu. Çünkü Eylül'den sonra neye karar verilmesi gerekiyorsa onunla ilgili hızlı bir gidiş olacak. Bu esnada da Jüpiter onların 12. evlerindeydi. Bu retro döneminde ve daha doğrusu yaklaşık 7-8 aydır, hala daha o kadar vakitleri var. Daha fazla evrensel enerjiyle bir bütün olup ilahi sisteme neye inanıyorsa, neye güveniyorsa o ilahi sistemde orayla biraz daha kontak kurup, biraz daha yoga, meditasyon yapıp, regresyon, enerji çalışmaları yapıp ya da dua edip biraz yukarıyla kendilerini bütünleştirmeleri ve o evrensel enerjiye kendilerini biraz bırakmaları gerekiyor. O ciddiyeti Satürn yönetiyor, biliyorsunuz Oğlağı. Oğlakların o ciddiyetini biraz daha iyimser olmaları için dua etmeleri, aynen bu retro gerekiyor. Dönemini böyle geçirmelerini tavsiye ederdim. Peki yükselen kovalar? Yükselen kovalar içinse Jüpiter onların 11. evini ziyaret etti. Çok daha değişik, çok daha güzel, çok daha böyle şanslı ve çok daha fazla arkadaşlarıyla beraber gezip tozdukları, eğlendikleri bir süreç yaşıyorlar 8 aydır. Belki bu retro döneminde bu biraz tek sekteye uğramış olabilir. Ya da girmiş oldukları topluluklarda bazı konularda sıkıntılar yaşamış olabilirler. Bununla ilgili de hemen karar vermesinler, 11 Ağustos'u beklesinler. 11 Ağustos'tan sonra bu grup çalışmalarından daha fazla pozitif enerji ve fayda sağlamaya başlayacaklar. Satürn onların 12. evlerindeydi. Yani aslında şunu yapmaları gerekiyor kovaların. Gelecek idealleriyle ilgili çok şanslılar ama 28 yıldır sırtlarında taşımış oldukları yükleri ve insanları bırakırlarsa. Bu da Eylül'de başlıyor onlar için. Evet, onlar için de bir tabii ki de tavsiyede bulunduğunuz. Şey yapmaları lazım, bırakmaları gerekiyor bu yükleri. Sırtından bırakacak. Evet, balık yükselen, her zamanki gibi tabii bir sona denk getirdik. Balıkların ise Jüpiter 10. evlerini ziyaret etti ve gerçekten kariyerleriyle ilgili çok şanslı oldukları bir yıl yaşıyorlar. Evlilik, işte patronlarıyla iyi ilişkiler, daha çok tanınma, mesela yazarsa bu da kitabı çıkıp daha çok imza verme ve tanınma potansiyeli ya da aktör, aktrisse ya da hemen herhangi bir şekilde alelade bir hayatı olduğunu düşünen sıradan bir insansa da daha çok tanındığı, daha çok dolaştığı, daha çok göz önünde olduğu bir süreç yaşıyor. Bu retro döneminde kariyeriyle ilgili, annesiyle ilgili belki sağlık sorunları, kariyeriyle ilgili, patronlarıyla ilgili belki iletişim anlamında bazı sıkıntıları, beklentileriyle ilgili bazı CV'ler vermiş olabilir. Bunlarla ilgili gelmedi bir türlü denen aksaklıklar olmuş olabilir. 11 Ağustos'tan sonra bekleyecekler. Çünkü 11 Ağustos'tan aralığa kadar mutlaka Jüpiter onlara kariyerleriyle ilgili, bu evlilik de olabilir. Çok güzel bir hediye verecektir. Bu esnada da Satürn onların 11. evinde retro oldu. Gelecek idealleriyle ilgili çok endişelendiler onlar 1,5 yıldır. Ve bundan dolayısıyla da aynı ideali paylaştığı gruplar veya topluluklarla bazı adımlar atmak istedi aslında. Hiç merak etmesin, Jüpiter onları kariyerleriyle ilgili koruyacak ve sadece umutlarını kaybetmesinler. Çünkü umutsuzluk başlamış olabilir onlarda. Balık yükselen biraz dağılma başlamış olabilir. Eylül'den sonra o beklentilerin onlara geri geleceğini, o yüzden hazırlansınlar. Süper güzel müjdeler verdiniz balıklar için. Gerçekten balıklar da çok yoruldular ve üzüldüler. Çok. Umarım 11 Ağustos'tan sonra her şey güzel olur onlar için de. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. İstanbul'da görüşmek üzere dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, ne yazık ki programın sonuna geldik ve sizin sorularınızı cevaplayamadık. Fırsatımız olmadı. Ama yarın şimdiden haber vereyim. Ceren Sakin bizimle olacak. Çin astrolojisine göre doğum saatinizi yine belirttiğiniz takdirde onunla sorularınızı yanıtlamış olacağız. Daha sorulara yönelik bir gün olacak. O yüzden yarın için şimdiden affınızı istiyorum. Yarın görüşene dek de hoşça kalın, mutlu kalın.